Şimdi Gazze meselesinin gündemden düşmesi Müslümanlar için ayıp olarak yeterlidir. Çünkü Gazze şu an bizim en önemli meselemizdir. İslam'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluk gereği Gazze bizim en önemli meselemizdir. Çünkü Gazze'de kardeşlerimiz bir taraftan katledilirken öbür taraftan açlık ile de imtihan ediliyor. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Şimdi hem Müslüman olmamız hem insan olmamız hasebiyle eğer biz buradaki bu katliama, soykırıma duyarsız kalırsak, onu gündemden düşürürsek, bırakın Müslümanlığı, insanlığımız bile yitirmişiz demektir. Rabbim bizi bundan muhafaza etsin. Dolayısıyla başkalarının farklı ajandaları olabilir. Başkalarının farklı gündemleri olabilir. Biz asla onların tuzaklarına düşmemeli. Onların yapay gündemlerini sanki bizim gündemimizmiş gibi gündemimize alıp Gazze'yi arka sıralara atamayız. Gazze meselesini unutamayız. Gazze meselesini unutturamayız. Eğer biz Gazze meselesini insanlara anlatmaz isek, insanlara hatırlatmaz isek, o zaman Gazze'nin mağduriyetini, mazlumiyetini dünyaya haykıracak başka geride kim kalıyor? Dolayısıyla biz asla diğer yapay gündemlerle oyalanmamalı, onları bizi meşgul etmelerine müsaade etmemeliyiz. Örnek veriyorum, bugün Türkiye'mizde mesela bir yerel seçimin arefesindeyiz. Mesela açın haber kanallarını, göreceksiniz ki bilmiyorum hangi ilin, hangi ilçenin, hangi adayının boş bir söyleminin üzerinden saatlerce tartışıldığını görüyoruz. Mesela ilk zamanlarda Türkiye'deki bütün televizyon kanalları sürekli Gazze meselesini konuşurken, bugün açın bakın Gazze meselesini görmeyeceksiniz. Yani Gazze'deki insanlık dramının, bilmem hangi adayın o boş söyleminin üzerinden saatlerce konuşması kadar mı bir değer ifade etmiyor ki, biz Gazze'den bahsetmiyor, bu yapay gündemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ama bilinçli ama bilinçsiz Gazze gündemden düşerse unutulmamalıdır ki Siyonistler Gazze'de zaten istediği gibi katliam ve soykırımları yapıyor. Fakat gündemden düştüğünde bu sefer dünyanın gözlerinden ırak bir şekilde bu zulmünü katmerleştirerek yapacak ve mazlumların sesi dünyaya ulaşmayacak. Mazlumların halinden dünya haberdar olmayacaktır. Şimdi şöyle söyleyelim. 7 Ekim Aksa tufanı ile beraber yani 1917'den beri ilk kez İslami direniş işgal edilen topraklarda bir operasyon gerçekleştirdi. Bu İslami direnişin başarısıdır. Hatta çok kısa bir sürede Gazze'nin iki katı arazide yani kontrolü tam olarak sağlamasa bile orada eylemler gerçekleştirdi. Bu onların başarısı, onların yüklenmiş olduğu sorumluluğu yerine getirme şekli. Peki biz ne yapacağız? Biz de burada Müslüman kardeşlerimizin haklı davasını insanlara anlatacağız. Filistin'de zan edildiği gibi, anlatıldığı gibi aslında Araplar tarafından topraklar satılmadığını, bunun da işte Siyonistlerin, Yahudilerin bir yalanı olduğu. Yani bugün tarihi belgelerle sabittir ki Filistin'de öyle iddia edildiği gibi ciddi bir miktarda satılan bir toprak söz konusu değildir. Bu bir. İki, Müslümanlar velev ki bugün Siyonizmin zulmü bitse bile, işgali bitse bile asla boykottan vazgeçmemeli. Müslümanlar sürekli bir biçimde Siyonistlere destek veren bütün ürünleri amasız, fakatsız boykot etmeli ve asla evinden içeri sokmamalıdır. Ayrıca Müslümanların herkesin kendi gücü nispetinde maddi imkanlarla yardım edebilen maddi imkanlarla yardım edemeyen duada, teheccüde Müslümanlara dua etmeli. Onların zaferi Siyonizmin de helakı için beddua etmelidir.
Yani Filistin'deki bu zulüm bitene kadar, tam bağımsız bir Filistin kuruluncaya kadar, Mescid-i Aksa Müslümanların emin ellerine geçinceye kadar, herkes kendi gücü nispetinde Filistin'e maddi ve manevi yardımlarda bulunmalı ve dediğimiz gibi en önemlisi boykottan asla ama asla vazgeçmemelidir.